Mesela şehir hastaneleri. İnan birçoğu bu şehir hastanelerini bilmez. Belki Pelin Hanım da bilmiyordur. Hiç Ben gördün mü? biliyorum. Gittin mi? Şey, annemin rahatsızlığından dolayı biliyorum. Evet. Hangisine gittin? Şeyde, Göztepe'dekine. Gitmedi. Niye? Tabii. Olmadı mı? O şehir Devlet. hastanesi değil. Ya da siz istihbaratı nereden aldınız onu da merak ediyoruz. Şimdi benim istihbaratım neresidir? MİT. Ama dış kaynaklı da. Tamam işte onlar şimdi oralardan da muhatapları var ya. Şimdi o muhataplar da tabii onları şey yapıyor. Ama biz bunlara da alışığız. Bu ilk aldığımız bir suikast ihbarı değil. Öyle bir planlamaları var. Öyle bir vurguda bulunuyorlar ve ikinci turdan sonra hani neler olabileceğine dair bir takım öngörüler ifade ediliyor. Çok az da bir zaman kaldı. Eminim sizde anketler önünüze geliyordur. Bazıları kamuoyunda açıklandı. Özel anketler de vardır belki. Bizimle bu akşam paylaşabileceğiniz. Demek ki siz de bazı anketler yapmışsınız. Yok, biz size soruyoruz efendim. Sizden öğreneceğiz. Biz biliyorsunuz 24 14 Haziran. Ağustos'ta 14 Ağustos'ta girdiğimiz o seçimde ilk turda bu fakir seçildi. %52 küsuratı vardı. Karşımda da o zaman 14 parti vardı. Milletim bu evladını 14 Ağustos seçimlerinden tanıyor. Biliyor. O günden bugüne de yapılanları biliyor. Ben inanıyorum ki benim milletim yine bu evladına yanıltmadığı için bu evladına yine sahip çıkacaktır. Çünkü bu defa yeni bir sistemle biz geleceğin Türkiye'sini çok daha farklı bir şekilde hem inşa hem ihya edeceğiz. Sizin elinizde yeni anket var mı? Var. Ne diyor? Durmak yok, yola devam diyor. Şimdi dış politikaya geçmeden önce Sayın Cumhurbaşkanım son bir soru.